Pedro, very nice to meet you. Murat. Hi, Faruk. Ahmet Emre Ergin abi. Evet. Önce bir proje diyeyim. Evet. 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 Sonunda güzel projelerle birlikte çalışacağız. Welcome. It's a great honor to see you around. And we'll be working with the university and also the private us. So many people, unfortunately, lost their lives during the defensive activity. We have citizens and capturing and taking a soldier who is one to attack people. Again, it is the airport, as you can see. This is very spacious. Yes. 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 These are organic products, 100% certified, live, and we'll be attempting to get the registration. And this is olive milk. I will say again. Faydalı bileşenleri, yüksek oranlı bileşenleri. Evet, şimdi devam edelim. Joining this meeting, a Turkish people, so there is no need to talk in English. Değerli katılımcılar, bugün Ezine Gıda OSB'nin yürütücülüğünde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması, bir yandan da küçük ve orta ölçekli özellikle olabilmeleri için pazarlama taktiklerini öğreteceğimiz bir proje hazırladık ve Türkiye Ulusal Ajansı'na sunduk. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle aday ülkeler, yani program ülkeler arasında olduğu kadar partner ülkeler arasında iyi örneklerin transferini sağlamak bir yandan. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2016 yılının Aralık ayında Türkiye'nin 326. Organize Sanayi Bölgesi olarak resmiyet kazanmıştır. 2 yıl gibi bir sürede kamulaştırmaları, zemin etütleri, onaylı imar planı, altyapı ve elektrik planları ile birlikte hazır hale gelip ihale aşamasına gelmiştir ve 2019 yılının Mayıs ayında altyapı ihalemizi gerçekleştirdik. Ve orada da 2019 yılında organize sanayi bölgelerine Türkiye genelinde ayrılan bütçenin ödeneğin yarısından fazlasını, 65 milyonluk bütçenin %50'sinden fazlası, 37,5 milyon gibi bir rakama altyapı ihalemiz gerçekleşti. Bu da bizim için ayrıyetten önemli bir konuydu. Yine Sanayi Bakanlığı'nın 2020 yılında elektrikle ilgili projemiz vardı. Bütün projeleri durdurmasına, yani bitirmesine rağmen Ezine OSB için 24 Ağustos'ta bir ihale açıldı ve 7,5 milyonla da bu ihalemizi gerçekleştirdik. İlk ihale tarihinden itibaren 3 yıl gibi bir sürede tüm altyapımızı bitirdik, elektrik projelerimizi tamamladık, elektrik verir hale geldik. Kendi idare binamız, ekstra bağlantı yolları, menfezler, köprüler vardı. Bunları da kendi bütçelerimizle, ödeneklerimizle inşa ettirdik. Ve iki adet de firmamızı faaliyete geçirdik. Bu hızla 3 yıl gibi bir sürede hem bütün altyapısını tamamlayıp hem de üretime geçen firma anlamında Türkiye'nin en hızlı ilerleyen organize sanayi bölgesiyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. 136 hektara sahip olan organize sanayi bölgemizde 91 adet sanayi parseli mevcuttu. Biz bunları 52 adet gıda firmasına tahsis gerçekleştirdik. Şu anda dediğim gibi 2 adet firmamız faal durumda. 37 adet firmamızın da inşaat ruhsatlarını kestik. 17 adet firmamız da sahada saha çalışmalarını, inşaat çalışmalarını sürdürüyorlar. OSB'ler üretiyor, Türkiye büyüyor sloganı ile birlikte üretim kadar çevre ve doğaya da duyarlı olmayı kendimize vazife ve bilinç edindik. Bu anlamda da hem yönetimimizle birlikte, hem kendi çalışmalarımız, hem de üniversiteyle birlikte
ciddi bir dayanışma içerisindeyiz. Bu anlamda daha tahsis aşamasında kendi bünyemizde, yani sanayi alanlarımızdan bir parselimizi Biyokütle Enerji Santrali'ne tahsis ettik. 31 megawattlık ciddi bir üretim santrali. Böylelikle de bizim organize sanayi bölgesinden elde edecek atıklar, kimyasal hariç atıklar, atık su arıtma tesisinde bulunan çıkacak olan çamurun bertarafı, yani sıfır atık kapsamında ve bizim toplam kurulu gücümüz 24 megawatt hesaplanan, yani bütün enerjimizi biz kendi içimizden karşılayacağız. Bu da tabii yenilenebilir enerji açısından da önemli. Aynı zamanda da firmalarımızın buhar ihtiyacını karşılayacak olan Biyokütle Enerji Santrali her parselden çıkacak, hava kirliliğinde önüne geçmiş olacaktır. Bu anlamda da iyi bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Evet, yeşil olsaylar arasında yer almak, gelişen teknolojilerden faydalanabilmek ve üreticilerimizin bilim ile aralarına köprü olabilmek için Ezine Gıda İstisas Organize Sanayi Bölgesi olarak üniversiteyle işbirliğine ayrıca önem vermekteyiz. Evet, bu anlamda da üniversitelerdeki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeliyle sanayi deneyimini, finansal gücünü birleştirerek verimli ve sonuç odaklı işbirlikleri oluşturmak, sınırlı kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlamak, bilgi ve teknoloji transferi için ekosistemde kuvvetli bir koordinatör olarak çalışmaktır. Bu anlamda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu ve Teknopark'ta yapmış olduğumuz ayrı protokollerinde meyvelerini, sonuçlarını bir bir almaktayız. Biraz önce hocam iki proje dedi ama biz üniversitemizde 3 proje gerçekleştirdik. Daha önce bir laboratuvar kazandırdık. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte. Evet, bir diğer projemiz kompost projesi. Bize de hocam da bahsetti. Bu da bizim hem bizim organize sanayi bölgesinden çıkacak olan atıklar hem de belediyelerle işbirliğiyle budamalardan ve bu çim yaprak atıklarının toplanıp organik olarak gübreye çevrilmesi, bu da çevredeki üreticilerimize, daha doğrusu çiftçilerimize burada organik olarak üretimde fayda sağlayacaktır. Evet, zeytin malum çok eski çağlardan beri insanların barış, bolluk, bereket timsali olarak gösterdiği ve çok uzun yıllar yaşadığı için kutsal ağaç, ölmez ağaç diye tabir edilen çok önemli bir ağaç. Hakikaten şöyle bir baktığımız zaman insanoğlu zeytinin her şeyinden istifade edebilmekte. Yaprağından, çiçeğinden, dalından, meyvesinden, yani hatta meyvesinin içerisindeki çekirdeğinden bile istifade edebilmekte. Dolayısıyla bu kadar güzel bir ağacın tabii ki kutsal olması kaçınılmaz. Evet, zeytinin önemi nedir, faydaları nedir? Tabii herkes bunu belki benden daha iyi biliyordur. İnsan beslenmesinde çok ciddi bir önemi olan zeytinyağı ve zeytinin ekonomik olarak da son yıllarda her geçen gün artan bir trendle devam ettiğini biz görmekteyiz. Hele hele bitkisel yağlar içerisinde fiziksel yollarla herhangi bir işleme tabi tutulmadan sadece fiziksel yollarla doğal olarak üretilen tek yağ, zeytinyağı. Bu kadar önemli. Kısaca şöyle dünyadaki bir zeytinciliğe bir bakacak olursak, evet, zeytinciliğin yapıldığı ülkelerin %90'ı Akdeniz ülkeleri olarak biz değerlendiriyoruz. Ve dünyada 26 ülkede zeytincilik veya zeytin üretimi yapılmakta. Yine benim söylediğim rakamlar biraz yuvarlatılmış rakamlardır, birebir değildir. Yaklaşık olarak 100 milyon dekarlık bir alanda dünyada zeytincilik yapılmakta ve yıllık 3 milyon ton civarında da bir zeytinyağı üretiminin olduğunu görmekteyiz. Peki ülkemizde durum nasıl? Ülkemizde de yine 9 milyon dekarlık bir alanda zeytin üretimi yapılmakta. Bunun yanında
230 bin ton yıllık ortalama tabi, 230 bin ton civarında da bir zeytinyağı üretimimiz olduğunu görmekteyiz. Yine ülkemizdeki zeytinlerin, yani 2 milyon zeytinin zeytinyağı yapımı için üretildiğini, 1 milyon ton zeytinin de sofralık zeytin olarak üretildiğini görmekteyiz. Yurdumuzda en fazla zeytin üreten, zeytinyağı üreten illerimize bakacak olursak, zeytinyağında başta Aydın olmak üzere yine Balıkesir, Muğla, İzmir, Manisa, Hatay ve Çanakkale olarak sıralamayı yapabiliriz. Sofralık zeytinde ise biz biraz zayıf kalıyoruz tabii ki. Manisa birinci sırada, Bursa, Aydın, Mersin ve Balıkesir sıralamasını yapabiliriz. Çanakkale'deki durumumuza tekrar bir göz atacak olursak, Türkiye'deki zeytin alanlarının yaklaşık olarak 3.6'sını Çanakkale'de olduğunu görmekteyiz. Yine Çanakkale'mizdeki tarım alanlarının, yani işlenebilir tarım alanlarının yaklaşık olarak %10'unu zeytin bahçelerinin oluşturduğunu görmekteyiz. Ağaç sayımıza bakacak olursak, Çanakkale'mizde şu anda meyve veren 5 milyon 100 bin adet ağacımızın olduğunu görmekteyiz. Yine yeni plantasyonlardan 470 bin adet ağacında olduğunu, yeni plantasyonda olduğunu görmekteyiz. Yani toplamda 5 milyon 670 bin zeytin ağacımızın varlığından söz edebiliriz. Peki Çanakkale'mizde en fazla hangi bölgelerde zeytincilik var? En fazla Ezine bölgemizde %36. Yani ilimizin %36'sı Ezine'de. %35'i Ayvacık bölgesinde, %12'si Bayramiç, %6'sı Merkez, %5'i Ecevat ve %6'sı da geri kalan, %6'sı da genel anlamda diğer ilçelerde olduğunu görmekteyiz. Yine zeytincilik faaliyetiyle uğraşan 9000 çiftçimizin olduğunu görmekteyiz. 2022 verilerine baktığımız zaman bizim Çanakkale olarak bitkisel üretim, hayvansal üretim ve diğer üretimlerden elde ettiğimiz her yıl TÜİK tarafından yayınlanan üretim değerlerimiz var. Bitkisel üretim değerlerimiz geçen yıl 24,5 milyar TL olarak açıklandı Çanakkale olarak. Bunun içerisinde zeytinin değeri %13. Yani 24,5 milyarın %13'ünü zeytincilik faaliyetlerden elde edilen değerler veya parasal değerler karşılıyor. Zeytinde biz il müdürlüğü olarak zaman zaman yine üniversitemizle beraber birçok proje yaptık. Hatta araştırma enstitülerimizle birlikte birçok projeler yaptık. Zeytinciliğin geliştirilmesi, zeytinciliğin veya zeytinin işlenmesi, zeytinyağının daha kaliteli bir hale getirilmesi için neler yapılacağı yönünde birçok eğitim ve kurslar verdik. Bunun sayısını yani gerçekten sayamayız belki. Çok aşırı derecede. Her sene en az 8-10 tane bir kursumuz vardır mutlaka. Kaliteli bir zeytin elde edebilmek için demin sunucu hocam da söyledi. Doğru. Birçok kriter var. Bunların başında bahçe bakımı. Eğer siz bahçenize iyi bakamazsanız, budamasını, ona benzer işte toprak işlemesini vesaire yapamazsanız, o bahçe tabii ki zaman içerisinde verimini de kalitesini de kaybeder. Bunun yanında hastalık ve zararlarla mücadele. Hastalık ve zararlarla mücadeleyi öyle gelişigüzel yapamayız. Onu da yine zamanında uygun dozlarda, uygun ilaçlarla yapmamız gerekiyor. Ki biz bu konuda ciddi anlamda sayısal olarak kurs verdiğimizi ve eğitim verdiğimizi biliyorum. Hasat çok önemli. Hasatı yapıyoruz, zamanında yapmamız lazım. Hasat yaptıktan sonra eğer biz bunu gelişigüzel eskiden olduğu gibi çuvallara doldurup bu çuvallara doldurduğumuz zeytinleri de günlerce sıktırmak için fabrika bahçelerinde bekletirsek burada artık biz zeytinyağından bir kaliteden söz edemeyiz. Onun için hasatı zamanında yapmamız gerekiyor. Yaptığımız hasadı kasalar, plastik kasalar içerisinde muhafaza ederek en hızlı bir şekilde zeytinyağı fabrikasına götürüp sıktırmamız lazım. Yine sıktırdığımız yağları gelişigüzel kaplarda değil de
Türk Gıda Kodeksine uygun olan, yani bakanlığımızın izin vermiş olduğu, ister plastik olsun, ister krom nikel dediğimiz çelik tanklar olsun, ki biz tabii krom nikel çelik tankları tercih ediyoruz. Eğer uzun süre bekletilecekse, muhafaza edilecekse mutlaka gıdaya uygun olan ve bizden izini olan bu tanklarda veya muhafaza yerlerinde bekletilmesi lazım. Tabii bütün bunları yaptıktan sonra daha önemlisi pazarlayabilmek. Ambalajından tutun etiket bilgilerine kadar. Oradaki ambalajın cafcaflı görünümünden pazar yeri edinene kadar bütün aşamalarda çok dikkatli ve hassas davranmamız lazım. Ve en sonunda da markalaşmaya gitmemiz gerekiyor ki biz ürettiğimiz ürünü katma değerli bir ürün haline getirip çok daha fazla fiyatlarına satabilelim. Ve üreticimizin de bu konuda alın terini zamanında ve istediğimiz oranda verebilelim. Evet, yine bu konuda son zamanlarda il müdürlüğü olarak belki bileniniz vardır. Bizim sahada diğer meyveler için 27 adet erken uyarı ve tahmin istasyonumuz var. Yani biz daha önceki iklimsel faaliyetlerin raporlarını, oradaki hava durumunu, nem oranını vesaire gibi birçok faaliyetin bilgilerini oralardan otomatik olarak dijital ortamda alıyoruz. Bunları bizim bir merkez, kumanda merkezimiz var. Orada analizini, değerlendirmesini yapıyoruz. Tekrar SMS yöntemiyle sistemimize kayıtlı olan 10 binin üzerinde çiftçimize mesaj olarak atıyoruz. Bu konuda zeytincilikte bir ilk oldu. Özellikle kara leke, halkalı leke, halkalı leke mücadelesinde Eceabat'ta kurmuş olduğumuz istasyonda programları geliştirdik. Geçen yıldan bu yana orada halkalı leke ile ilgili biz çiftçilerimize bilgilendirme yapıyoruz. Ama bunu diğer istasyonlarımızda da programlarımızı geliştirerek inşallah bundan sonraki dönemde diğer meyvelerde olduğu gibi zeytincilikte de önceden çiftçilerimizi bilgilendirme ve onlara destek olma anlamında bir takım faaliyetlerimiz olacak. Tabii bu noktada bugün burada yüksek kaliteli zeytin üretim için üniversite sanayi işbirliği toplantısında bir aradayız. Avrupa Birliği Erasmus Plus destekli bir proje bildiğiniz gibi. Bu noktada tabii biz üniversite olarak 3 vizyonumuz var. Eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı. Bu projede bu 3 misyonumuzu da Ezine ve çevresine inşallah başarıyla uygulamak noktasındayız. Katkı sağlamak amacıyla önemli bir iş yürütüyoruz. Tabii bu projenin aslında bir hikayesi var. 2 kere sunuldu daha önce. Fakat eşik baraj puanı geçmesine rağmen bütçe sınırlamaları nedeniyle destek görmedi. Tabii biz yılmadık o günlerde Evren Hoca'yla. Özellikle Yasemin Hoca'ma ve Murat Şeker Hoca'ma teşekkür ediyoruz. Onların da katkılarıyla yine dış paydaşlarımızın Coimbra Politeknik Enstitüsü'ndeki enstitüsünden de dış paydaşlarımızla, yurt içinden partnerlerimizle projeyi inşallah hayata geçirdik. Çok önemsediğimiz bir proje. Çünkü hem zeytini hem de coğrafi işaretine sahip zeytinyağını konu alıyor. Kalite ve standartizasyon inşallah kaliteli ürün üretimi kapsamında güzel bir çalışma olacak. Tabi proje kapsamında zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle işbirliği yapılacak. Somut işbirliği yapılacak. Bu da önemli bir katkı. Toplumsal katkı, üretime katkı noktasında. Verilecek mesleki eğitimler kapsamında üreticilerimiz hem teorik hem pratik eğitimler alarak sektörün aslında duyduğu ihtiyaçlara uygun hale getirecekler. Hem üretici olarak hem üretilen ürün olarak. Tabi proje sonunda da Çanakkale ve çevresinde yüksek kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin artırılması, sektördeki rekabet gücünün yükseltilmesiyle kursiyerlerimizin doğal olarak mesleki eğitime tabi tutulacak hedef kitlenin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi tabii ki doğrudan ve dolaylı katkı olarak da bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. Bu noktada tabii projenin hayata geçirilmesi kapsamında emek veren tüm iş ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Lansman toplantımıza, çok toplantısına katılan özellikle il ve ilçemizden kurum amirlerimize ben özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü sizlerin desteği her noktada bizim için kıymetli, önemli. Yine proje koordinatör girişimcimiz, koordinatör bizim hemen
yan parsiyelimizdeki komşumuz Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Başkanı Bölge Müdürümüz nezdinde tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kombre Politeknik Enstitüsü'nden gelen misafirlerimize inşallah 3 gün boyunca güzel ortaklıklar kuracağız. Bir sonraki projeye inşallah vesile olacak çalışmalar yapacağız. Onlara şükranlarımı özellikle sunuyorum. Projemizin hayırlara vesile olmasını inşallah temenni ediyorum. Saygılar, sevgiler. Institutional presentation of our polytechnic, and then Lara will give you an outlook on the olive context in Portugal, and then finally myself come from this agricultural school, then from we have Coimbra Education, where Alexandra comes from, well-known city, called City of Students, because the first Portuguese university was established in Queen University, and we are preparing our first PhD programs this year. So now I'll give the floor to Lara, who will talk about the olive situation context in Portugal, as was asked from us. Good morning, everyone. I will present a little context of the current situation, threats and opportunities in Portugal olive sector. For us, the olives are more than a simple sector because it's the history. Okay. Our southern and center part of the country produce almost every olive oil. Güney kısım neredeyse tüm zeytinleri üretmekte. You can see that the green part yeşil that that map we have almost 20 awards. For the trade balance, we have ticaret baktığımız zaman more export than imports. Biz da ithal ettiğimizden çok ihraç ediyoruz. Our university, but it's for the University of I can look for a paper for that, but rest that is into olives in Portugal. Just working in Çanakkale 22 years, so I observed high quality of to grow pistachios. We produce all stone fruits, including cherries, peaches, nectarines. We are producing high quality, so we are very rich. This kind of agricultural production. Olives are quite important for our regions. Olives spread to other countries, to the different, will be Turkey, because it's increasing level higher than Spain or other countries. And we know that because of global climate change in Spain, Bursa, you can see olive yards on the hill. And antibacterial drugs, separate protective agents, gelling and stabilizing agents in food preservation. Also, you mentioned that pits, olive pits can be used in plastic. It can. So the olive waste contain phenols. For instance, thiazoles, hydroxythiazole, play an important role against inflammatory aging and cancer. Synthesis